Babuşlar hoş geldiniz. Ben Serkan. Babuş TV'nin adminiyim. Bu yıl sizlere The Old Ames'e büyücülük nasıl yapılır onu göstereceğim. İyi seyirler. Arkadaşlar ilk önce büyü yapmadan önce karakterimizi özenle seçmemiz gerekiyor. Ben de size ilk önce bunu importer üzerinden göstermek istiyorum. O yüzden Empire of Man'e tıklıyorum. Sonraki diyorum. Herhangi bir karakter olabilir. Geçiyorum burayı. Nobility'yi burada siz de verebilirsiniz. Kendi oynayışınıza göre. En önemli kısım burası. Burada Magister'ı seçerseniz oyuna büyücü olarak başlarsınız. Zaten tipini görüyorsunuz karakterin. Oyuna girerken size Lord seçtiriyor. Lord da büyüler oluyor arkadaşlar. Burada ateş büyüsü var, light ışık büyüsü var, heavens, bu genellikle semavi büyüler oluyor. Yıldırım, meteor vesaire çarptırabildiğiniz güzel bir büyü çeşidi. Lore of life var, bu genel itibariyle can basmak üzerine, fiziksel direnç, zırh vesaire, daha supportive oynayacaksanız lore of life'ı seçebilirsiniz. Ama early game'i biraz sıkıcıdır bunun, onu söyleyeyim baştan. Lore of beast'te hayvanlar üzerine kurulu bir lore. Açıkça konuşmam gerekirse bu lore'u çok iyi bilmiyorum. Yani oyun içerisinde neler yaptığını bilmiyorum ama genel itibariyle işte debuff atabildiğiniz bir büyü çeşidi olması lazım. Kendi oyunun setinize göre bunları seçebilirsiniz. Benim size tavsiyem Lord of Fire hocam. Ateş büyüsünü seçmeniz gerekiyor. Ateş büyüsü ben hasar vermek istiyorum diyorsanız sizin için en iyi büyü. Hemen buradan Lord of Fire'ı seçiyoruz. Şimdi ise sahip olduğunuz büyüleri nereden görebileceğinizi göstereceğim. Karakter kısmına C'ye basarak geldiğinizde sağ üstte Spellbook yazıyor. Buraya tıklarsanız sahip olduğunuz büyüleri görebilirsiniz. Ve şu an bizim ilk sınıfımız ne burada? Minor Magic. Yani herkesin sahip olabildiği basit küçük büyüler ama işleyebilir bunların birçoğu. Şu an bir tane büyü açık bizde sadece. Onun dışında diğerlerini öğrenmemiz gerekiyor. Ve burada bizim ateş büyüğümüz var. Ateş büyüsünün içi hiçbir şey açık değil. Bunu da öğrenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar İmparatorluk karakteri açtıysanız büyü öğrenmek için herhangi bir İmparatorluk şeyine gelmez yeterli. Ben şu an Altdorf'a giriş yapacağım. Altdorf'a girdiğimde burada Orban College var. Buna konumuna git deyince ve gördüğünüz gibi bizi büyücü karşılıyor. Diyorum ki ben yeni büyüler öğrenmek istiyorum. Tıkladığınızda gördüğünüz gibi size bunları gösteriyor. Büyüleri 5000'e öğrenebiliyorsunuz. Burada hemen ilk önce ben burada tüm büyüleri açmak istiyorum mesela. Diyor ki Petty Hell diyor. Yani bu aslında bir can basma büyüsüymüş. Bunu açabilirsiniz. Bunu 5000 veriyorum ve evet büyüyü gördüğünüz gibi açtım. Mesela burada bir tane daha büyüğümüz varmış. Bu büyü %40 fiziksel direnç veriyormuş. 15 saniye eline. Bunu da açabilirsiniz. Bu savaş alanlarına girerken bunu önceden basarsanız çok işinize yarar. Mesela buradaki büyüde de bize %20 fiziksel hasar veriyormuş. 15 saniye eline. Açıyorum. Ya yani bunları açabilirsiniz veya hepsini açabilirsiniz. Yani size bağlı, keyfinize bağlı. Biz hepsini açalım ne olur ne olmaz diye. Şimdi ateş büyüsüne gelelim. Ateş büyüsünde ise gördüğünüz gibi 3 tane büyüm de çıkma maalesef. Bunları hepsini açalım. Ateş topunu açtım. Daha büyük bir ateş topunu açıyorum. Evet bu daha hızlı gidiyormuş bu ateş topu. Okey öğrenmiş olduk. Şimdi geriye kalan 3. büyüğümüzü açıyorum. 10.000 veriyorsunuz buna. Arkadaşlar burada işimiz bittikten sonra done diyorsunuz ve buradan ayrılıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi yine karakter ekranındayız. Sağ üstten Spellbook'a basıyoruz ve buradan büyülerin üzerine bir kere daha tıklıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi tıklayın bir kere daha. Ve bu şekilde büyüleri aktif edin. Done deyince şu an büyüler savaş alanına geldi. Arkadaşlar şimdi fark ettiyseniz büyülerin maliyeti var. Bu maliyete Winds of Magic yani büyü rüzgarı olarak geçiyor. Mesela Magic Ball 4 büyü rüzgarı harcıyormuş. Ateş topu 8. Bizim bu büyü rüzgarlarını arttırmamız lazım. Ki daha çok büyü atalım. Yoksa 2-3 tane büyü sallarız ve onun dışında normal savaşmak zorunda kalırız. Herhangi bir şehrin ticaret kısmına geldiğinizde burada zırhlara geliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bazı itemler mor parlıyor. Bu da bu itemin büyülü bir item olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani mesela burada kafalığımız var. Kafalığımızı takıyoruz. Ardından kollukları takıyorum. Ayakkabımızı takıyorum. Ve evet büyü gücümüz şu an giderek artıyor. Ve şunu söylemeliyim ki ekstradan silahlar da size büyü gücü verir. Mesela ekstra olarak bir tane daha asa alıyorum. Baltazar geldiğinde asasını alıyorum. Ve şu an neredeyse 4-4'lük bizim tüm eşyalarımız büyü gücü vermekte. Ve savaş alanına geçelim. Arkadaşlar bu arada şunu da söylemem gerekiyor ki. Harita bayını uzat dediğinizde şurada gördüğünüz gibi büyü rüzgarları gözüküyor. Bu büyü rüzgarlarının birikmesini beklemeniz gerekiyor. Şu an 2 tane büyü rüzgarımız var. Bu hiçbir şeye denk gelmediği için. Herhangi bir kalenin içerisine geçip bekleyelim. Ve büyü rüzgarları artıyor. 10 oldu, 11, 12. Maksimum 17'ye kadar alabiliyorum. Çünkü iyi bir büyücü değilim şu an. Büyücülük şeyim çok düşük. O yüzden 17'yi alabiliyorum. Büyü gücünüzü arttırmak için Spellcraft yani büyücülük gücünüzü bayağı bir bufflamanız gerekiyor. Odak puanlarınızı fullleyin. Buradan özellik puanınızı vermeyi de unutmayın. Büyücülük özelliğiniz geliştikten sonra burada şöyle bir özellik var arkadaşlar. Diyor ki ben senin yeni büyülere erişimini sağlamana izin vereceğim diyor. Bunu basıyorsunuz arkadaşlar ve yeni büyülere erişim sağlıyorsunuz. Burada yine aynı özelliğin olduğunu görüyorsunuz ama bu diyor ki ben sana master seviye büyülerin önünü açacağım diyor. Bunu da alıyorsunuz ve daha demin maksimum 17 büyü gücümüz vardı ve şu an gördüğünüz gibi 55 oldu. Daha demin oyun bize izin vermiyordu bu büyüleri öğrenmemiz için. Ama şu an bu büyüleri öğrenebiliriz. Ateş büyüsüne geliyorum arkadaşlar. Ve evet yeni büyülerimiz açılmış. Hepsini açalım bu büyülerin. Ve tüm büyüleri açtık. Tamam diyelim. Daha demin size gösterdiğim gibi bu büyülerin üzerine bir kere daha tıklamayı unutmayın. Ve onları aktif hale getirin lütfen. Büyüye basıyoruz ve farenin topuyla büyüler arasında geçiş yapabilirsiniz. Şuradan mesela The Burning Head'i kullanmak istiyorum. Evet atıyorum The Burning Head'i. Oo evet.
Gördüğünüz gibi şu an yanıcı hasar verdik onlara. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi adamlar yattı aşağı ya. Buraya hemen bir yanan kafa atmak istiyorum. Evet şu an yanma hasarını verdik onlara. Onlar yavaştan ölecekler. Burada böyle bir tane büyük patlatalım. Meteoru gönderdim vallahi, ateş topunu gönderdim başkan. Aman. Yavaştan büyük gücüm tükeniyor bu arada. Ve savaşı kazanmış oluyoruz. Büyüleri böyle kullanabilirsiniz. Vampirlerde büyücü nasıl olunur onu göstereceğim. Hemen buradan vampir komutlarını seçelim. Burada kendi isteğinize göre dağıtabilirsiniz. Necromancer'ı seçmeniz daha iyi olacaktır. Çünkü ekstradan 2 tane büyücüyle puan veriyor. Buradan Necromancer'a ilerleyebilirsiniz ama bence bunu seçmeyin. Buradan Vampiric Nobility daha iyidir. Vampiric Nobility'yi seçin. Hamza'nın gördüğünüz gibi karakteriniz tam vampir oluyor. Arkadaşlar burada ise vampirlerle başladığınız için size Bloodline yani kan soyunuzu seçtiriyor. Wonkerstein ailesine katılabilirsiniz veya Blood Knight'lara katılabilirsiniz. Bunun arasındaki farklar genel itibariyle şöyle. Blood Knight'lar büyü yapamaz. Yarasa'ya dönüşemezler. Yakın dövüşte çok iyilerdir. Şövalyeleriyle de ünlüdür. Wonkerstein ailesi ise büyü yapabilir. Yarasa'ya dönüşebilir. Her iki ailede foyleme çiğmiyor bu arada vampirlerde. Onu da söylemek istiyorum. Benim burada size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle ilk kez başlıyorsanız Wonkerstein ailesini seçmeniz lazım. Hemen buradan bu kan soyunu seçelim. Arkadaşlar şimdi spellbook kısmına giriyoruz ve burada yine her zaman söylediğim gibi tüm karakterler eğer büyücü açarsanız minor magic kısmına sahip oluyorlar. Yani herkesin yapabildiği basit kısa büyüler. Bizim burada ekstra olarak necromancy'miz açık. Ölüleri kaldırabiliyoruz mesela burada. Shadow Blood var. Gaze of Nagash. Burada vampirlerin necromancy büyülerinde en güçlü büyüsü burada gördüğünüz Wind of Death'tir arkadaşlar. Ölüm rüzgarı. Bu çok güçlü bir büyüdür. Ve zaten maliyeti 27. Yani bunu bir kere atıyorsunuz adamları silip süpürüyorsunuz. Bu felaket bir büyü. Vampirlerde ise herhangi bir vampir şehrine gelip buradan Dark Magister yani kara büyücüye geliyorsunuz. Konumuna gidiyorsunuz arkadaşlar. Ve burada kendisinden büyü öğrenebilirsiniz. Ardından Necromancy gibi büyülerimi açıyorum. Ben bu kısmına gelip büyülerinizi seçmeyi lütfen unutmayın. Büyülerinizi direkt bana hızlı bir şekilde seçin ve done deyin. Tekrardan büyü gücü veren eşyaları dizmeniz gerekiyor kendinize. Ve tam bir şu an Necromancer gibi oldum. Ve tüm bu eşyalar bize büyü gücü sağlıyor. Necromancer'ı asası alabilirsiniz. Ekstradan size büyü gücü sağlar. Evet şu an kendimizi tamamıyla büyü gücüyle dizdik. Ve hemen savaş alanına doğru geçelim. Hemen Q'ya basıyorum. Ve buraya yeni şeyler çağırmak istiyorum. İskeletleri çağırdım ve mezar muhafızlarını çağırıyorum. Ve hepsine ucum emir veriyorum. Wind of Death büyüsünü alıyorum. Ve şu şekilde atıyorum. Ve adamların ön attığını şu an çok ciddi manada yarıyoruz. Gaze of Nagash büyüsünü gönderdim. Ölüleri kaldırdım. Ve şu an puanım kalmadı. Büyü puanım. Kılıcımı çekiyorum. Ve ben de savaşta katılacağım şimdi. Ve şu an iskeletler olarak iskeletlerle birlikte bildiğiniz adamları yok ettik. Çok korkunç gerçekten. Arkadaşlar söylediğim gibi bizim ordumuz küçülmüyor. Bakar mısınız? 71 asker. Şu an 71 düşman askerini kendimize katabiliyoruz iskeletler halinde. Hemen bunları alalım. Biz savaşa 50 kişi girdik. 75 kişi olarak geri çıkıyoruz. Yani böyle bir şey yok yani. Ve daha demin büyüleriyle de asker çıkartabiliyorum. En az bir 20 asker daha çıkartabiliyorum yani zırhlı. Ya vampirlerin bu oynanışı çok 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 keyifli ya. Geçen çok keyifli. Agalar durmak yok. Devam. Let's go. Hatta bu sefer ben de piyadelerimi bekletmek istiyorum. Ve hemen daha demin yaptığım şeyi de yapacağım. Kaldırıyorum ilk önce normal iskeletlerimi. Ardından Grey Call yani mezar muhafızlarını çağırıyorum. Ve hücum ediyorum. Ölüm rüzgarını şimdi gönderiyorum. Yani adamların öldükleri geç geliyor. Böyle bir şey olamaz ya. Kermi bitireceğim basıyorum. Ana adamı yok ettim bildiğiniz gördüğünüz gibi. Ölü kaldırıyorum tekrardan. Bir daha ölü kaldırdım. Hücum emir veriyorum. Bildiğiniz sayımız azalmıyor bizim ya. 66 düşman askerini tekrardan kendi kontrolüm altına alıyorum. Bu arada şunları unutmayın. Bu askerler herhangi bir şekilde yemek yemiyorlar. Maaş falan almıyorlar. Tamamıyla ücretsiz bu adamlar. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yemek edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Eğer ben iki tane büyüle yitirmek istemiyorum diyorsanız yeni lore açmak için, yeni büyü sınıfı açmak için klan levelinizi arttırmanız gerekiyor. Career kısmına geldiğinizde, kariyer kısmına geldiğinizde burada klan leveliniz 2 olursa kara büyünün açılacağını söylüyor bize. Hemen klan levelimizi 2 yapıp kara büyümüzü açalım. Bununla beraber kariyer bölümümüzde geldiğinizde burada kazandığınız puanları harcayabilirsiniz. Her level atladığınızda bir puan kazanırsınız. Mesela burada yeni kan özelliği varmış. Burada bize verdiği özellikleri gösteriyor. Canımız 25 artıyormuş. Parti büyüklüğümüz 25 artıyormuş. Savaşlardan sonra canımız 5 yenileniyor gibi özellikler vesaire var. Bunları yanlarındaki artıya basarak kuru kafalı doldurarak bu özellikleri alabilirsiniz. Şöyle
Hepsine bastığınızda tüm bu verdikleri özelliklerden yararlanabiliyorsunuz. Ve klan evimizin 5 olmasından dolayı da kara büyü şu an açılmış durumda. Kontrol edelim. Evet, kara büyü açılmış. Hemen kara büyücüye gidip bu kara büyünün özelliklerini açmak istiyorum. Ve hemen tüm büyüleri açıyorum sırayla. Arkadaşlar kara büyülerde ise burada gördüğünüz Doom Bolt özelliği var. 24 puan harcadınız. Bu bildiğiniz gökyüzünden bombardıman yapıyorsunuz ve çok korkunç yani. Düşmanları direktman siliyor. Zaten savaş alanında ben bunu size göstereceğim şimdi. Hemen yine büyülerimi kaldırıyorum. Attan iniyorum arkadaşlar. Mezar muhafızlarını kaldırdım. Ve benim büyü kapasitem 75'e kadar dayanmış. Yani şu an felaket yani geçtin. Askerleri hücumlatıyorum. Size söyleyeceğim şu büyüyü kullanmak istiyorum şimdi. Göstermek istiyorum. Şöyle attım. Görüyor musunuz? Böyle. Bu böyle bir büyü yani. Yani neredeyse kayıp bile vermedik. Yani kayıp vermedik. 50 kişi iskelet ordusu da aramıza katılıyor bizim. Hepsini alıyorum. Ve 114 kişi oldu. Arkadaşlar vampirlerde geliştikten sonra eğer alt tuşuna basarsanız gördüğünüz gibi yarası oluyorsunuz. Ve zaten dediğim gibi fall damage olmadığı için vampirler için mesela düşüyorum. Hiçbir şey olmadı. Savaşmaya devam. Mezar muhafızlarını kaldırdım. Hücum emri verdim. Bu büyük oku atmak isteyeceğim. Şöyle atıyorum. Aa, ok atmadım. Onun yerine şimşek çarptırıyorum. O da olur. Bu da Burning Head gibi bu arada. Demin attığım büyü. Vampirler özel hali. Ve vurabilirler. Hiçbir şey umurumda değil yani şu an. Görüyor musunuz? Korkunç ya. Bir tane daha büyü atıyorum ya. Kafalarına büyü atıyorsunuz ve adamlar direktman yok oluyor. Herhangi bir şey yapamazlar size karşı. Ve siz asker kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Siz devamlı gidip giderek büyüyorsunuz. Bu savaşta kazanmış oluyoruz. Vampir olarak oynarken hayalet de diriltebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii bunların belli başlı noktaları var. Bunlardan bir tanesi Helfen arkadaşlar. Helfen ormanına giderseniz burada hayalet diriltebiliyorsunuz. 20 tane ruh diriltmişiz. Ve evet, 20 tane hayalet gelmiş. Bu bizim birinci lokasyonumuzdu. Helfen. İkinci lokasyonumuz ise Hunger Woods ormanındır. Hunger Woods ormanı Temple of Kalesi'nin yukarısında bulunur. İlk lokasyonu Helfen'in solundadır. Birbirine yakın bir bölgededir. Buradan da 20'ye yakın hayalet giritmişiz. Arkadaşlar üçüncü lokasyonumuz ise The Barren Hills'dir. Krugenheim'in solundadır. Sol üstündedir. Buraya da gelip buradan da ruh çıkartabiliyorsunuz. Burası şöyle bir arazi gördüğünüz gibi. Böyle bir arazinin tam üzerinde bir tane orman var. Buradan ruh çıkartabilirsiniz. Dördüncü lokasyon ise haritanın tam sonunda bulunan Mozulon Kalesi'nin oradadır. Mozulon Kalesi'ne gelip buradan The Carnival East'e girebilirsiniz. Buradan da ruh çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bretonyalı bir büyücüyü oynamak istiyorsanız da Bretonya'yı seçiyorsunuz. Sonraki buraya yine kendinize göre verebilirsiniz. Buraya geçin. Burada Damsel of the Lady'yi seçmeniz lazım. Bu Bretonya'nın büyücüsüdür. Ve Bretonya'nın dini savaşçısıdır bu arada, onu da söyleyeyim. Damsel of the Lady'yi seçiyorsunuz. Bretonya'da ise size iki tane büyü çeşidi sunuyor. Bunlardan bir tanesi geçen söylediğim Lore of Life, yaşam büyüsü ve Lore of Beast, yani bildiğiniz hayvan büyüsü diyebiliriz buna yani. Kara büyü de denebilir aslında ama hayvan büyüsü bu. Yani burada aslında yaşam büyüsü çok etkili. Yaşam büyüsü de güzel. İkisi de güzel aslında. Ben tabii burada bir farklılık olması için Beast'i seçeceğim. Confirm diyorum. Karakterimizi büyük gücü veren eşyalarla donattık. Alanına gitmeye hazırız. Bretonya'da ise büyüyü öğrenmek için burada Baston Kalesi'ne gelmeniz lazım. Baston Kalesi de şu şekilde gösterebilirim size. Ragland'in sol tarafında. Buraya geliyorsunuz ve buradan Lady'den büyü öğrenmeniz lazım. Korumuna git dedim. Lady'miz bizi karşılıyor. Ben büyü öğrenmek istiyorum. Buradan büyülerimi açıyorum. Savaş alanına girmiş durumdayız. Buradan hemen bu büyüyü kullanmak istiyorum. Hemen şöyle gönderiyorum arkadaşlar büyüyü. Şu an debuff attım galiba. Ardından bu büyüyü de şöyle gönderelim. Adamların başına taş yağdırdım ama evet, isabet etti şu an. Gördüğünüz gibi şu an adamları bildiğiniz öldürdük. Hemen beni kovalayan birimlere karşı bu büyüyü atıyorum. Evet, şu an onları stunladım. Hemen bu stun'ın üzerine bu büyüyü atıyorum. Kara büyüyü atıyorum şu an arkadaşlar adamların üzerine. Ve daha demin attığımız büyüyü attım. Geçen bu Lore of Beast garip bir büyüymüş ama kara büyü var, taş yağdırıyorsunuz falan böyle. Debuff atıyorsunuz, buff alıyorsunuz. Arkadaşlar eğer Bretonya'yı oynarken siz de diyorsanız ki ben tek bir tane büyüyle yitirmek istemiyorum. Burada da yine aynı şekilde kariyer puanlarında, kariyer kısmından klan levelinizi arttırmanız gerekiyor. Mesela klan level 2 olduğunda ikinci bir lord açılacak. 4 olduğunda ise Lord of Heaven açılacak. Yani semavi büyüler açılacak. Hemen bu büyüleri açalım ve bu büyülere bir bakış atalım. Her level atlayışınızda kariyer puanı kazanıyorsunuz. Bu kariyer puanları lütfen buradan her zaman verin. Bunların özellikleri bayağı iyi oluyor. Mesela burada %20 spell cooldown
puan veriyor. Daha da %20 daha hızlı geliyor mesela biliyorum. Süper. Ya bunları kariyer puanlarından devamlı verin. The Old Rims'te bu kariyer puanları sizi çok ileri taşıyacaktır eminim. Şimdi Lady'ye geliyorum. Büyü öğrenmek istediğimi söyledim ona. Ve Lord of Heavens'ı buradan açıyorum. Lord of Heavens'ı yani semavi büyüleri açmış bulunmaktayım. Bu arada bununla beraber bu büyücülerden kitap da alabiliyorsunuz. Bu kitapları parayla satın alıp okuyabilirsiniz. Size ekstradan tecrübe puanı vesaire verir. Yani çok da elzem değil ama böyle bir mekanik var. Bu kitapları okuyabilirsiniz. Size ekstradan XP veriyor. Kitapları okumak için de kitabın üzerine geliyorsunuz ve buradan XP'nin sağındaki tuşa basınca gördüğünüz gibi okuyor. Evet şu an bitti deyince okumaya başlayacak arkadaşlar. Burada bir süre bekle deyince kitap yavaştan okunmaya başlanıyor. Ve sol altta %50, %60 oldu. %70 bayağı hızlı okuyoruz gerçekten. Ve evet %100 bitirdik kitabı okuduk. Alacağımız bilgiyi aldık. Bununla beraber sadece peri büyücü tarafından büyü öğrenmemiz gerek yok. İmparatorluk şehirlerinde kullanabilirsiniz. Buradaki adamdan da büyü öğrenebiliyorsunuz. Buradan ise yaşam büyüsünü açacağım. Ve bakalım yeni büyülerimiz nasılmış. Mesela burada lighting büyüsü var. Yıldırım çarptıracağız. Bu bir semavi büyü. Düşmanlar geliyor şu an. Şöyle şuraya doğru bir atıyorum. Daha büyük bir yıldırım atacağım şimdi. Aman! Buraya bir meteor çarptırdım. Son kalan arkadaşımıza nasıl bir şey yapalım? Oo, bu ne böyle? Hocam bu ne arkadaşlar? Bu da yaşam büyüsünün bir büyüsü. Ama öyle bir ıska atmışım ki tek bir adamı bile öldüremedik. Ya bunun ama kalabalık yerlere atarsanız tam bir katliam çıkar onu söyleyeyim. Arkadaşlar birazdan size göstereceğim. Çözüme geçmeden önce hata alıyorsanız ilk önce şunları yapmanız gerekiyor. Harmony ve The Old Dreams aboneyseniz abonelikten çıkınız. Eğer ModDB üzerinden kurduysanız ise dosyalarından kaldırın oyunu. Oyun dosyalarını doğrulamak için de beğen orada geliyorsunuz. Özellikler, yüklü dosyalar ve buradan oyun dosyalarının bütünlüğünü doğruladı deyince otomatik bir şekilde size oyun dosyalarını doğruluyor. Sildiğiniz herhangi bir şeyi geri yüklüyor otomatik bir şekilde. Harmony ve The Old Dreams modunu sildikten sonra Steam'den ve ModDB üzerinden tamamıyla siliyorsunuz. Dosyaları doğruluyorsunuz. Ardından tüm bu silme işlemlerini yaptıktan sonra şimdi gelecek olan BLS Launcher'ını kurmanız gerekiyor. Onu kurduktan sonra benim size çekmiş olduğum kurulum videosunu izleyip baştan aşağı ben ne yapıyorsam aynısını yapın. Herhangi bir hata alacağınızı düşünmüyorum. Bu konuyu da burada bitirelim. Çünkü ben sizin mesajlarınıza cevap veremiyorum. YouTube spam olarak algıladığı için mesajlarım size gitmiyor. Yani mesaj yazan kişilere sallamama gibi durumum yok. YouTube mesajları kabul etmediği için size yazamıyorum. Ben de bu duruma ayrı bir tilt olduğum için böyle bir çözüm üretmek istedim. Lütfen anlayışla karşılayın. Tüm bu adımları yaparsanız herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Arkadaşlar bu bölümümüzde ise kurulum videosunda her şeyi yapmasına rağmen hata alan arkadaşlar için bir öneride bulunacağım. Bu öneri, bu çözüm işinize yarayabilir. Eğer hata alıyorsanız, DLL hatası vesaire alıyorsanız bu launcher'ı lütfen kurun. İşinize yarayacağına eminim. Hemen kuruluma geçelim. Aşağıdaki linklerden bu sayfaya gelebilirsiniz. Hemen files ve buradan BLS launcher'ı manuel bir şekilde indireceğiz. Modu indirdikten sonra oyunun kurulu olduğu yere gelmeniz gerekiyor. x86 Steam Steam Apps, Common, Bannerlord ve bu sayfaya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra da indirdiğiniz dosyayı RAR yoluyla açıyorsunuz. Ve burada bin dosyası var. Bu bin dosyasını alıyorsunuz ve buraya doğru atıyorsunuz. Diyorsunuz ki hedefteki dosyaları değiştir. Hemen değiştir hedefteki dosyaları. Şu an kurulum tamamlanmış oldu. Siz şu an BLS Launcher'ı kullanabilirsiniz. Artık oyunu farklı bir yerden açacağız. Orası da geldiğiniz bu ekrandan ayrılmıyorsunuz. Bin dosyasına giriyorsunuz. Win64 ve buradan gördüğünüz gibi BLS'nin dosyaları vesaire var. Buradan bu dosyalar arasından Bannerlord BLS Launcher eksi çalıştırmanız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi BLS Launcher açıldı. Benim kullandığım şey bu. Buradan da modları sıralıyorsunuz. Harmony'yi en başa, diğer modlarla bu şekilde oyuna giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlar kurulum tamamlandı. Artık yeni bir sefer oluşur deyip oyuna girebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Daha çok kişiye ulaşması için destek verebilirsiniz. Hoşça kalın diyorum. Spasi Games'e kalın.